Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin desteği ve katkısıyla buralara geldik. Verdiğiniz değerle daha da ileriye gidebiliriz. Lütfen videolarımızı tamamen izleyip videolarımıza beğeni atıp sevdiklerinizi de kanalımıza davet etmeyi sürdürelim. Böylece çok daha hızlı büyürüz. Görüyorsunuz 41.200 olduk. Bu arada 40 nerenin plaka kodu? 41 nerenin plaka kodu? Ya arkadaş yani siz niye ses çıkarmıyorsunuz? 40'lar 41'ler. Bir de bir sonraki hedefimiz 42. Benim eşim de Konyalı olduğu için yani bütün Konyalı arkadaşları davet ediyorum. Hadi biraz da siz gayret edin. 800 tane kişi getirin. Konya'nın plaka kodunu koyun. Hadi görelim. Sonra 43'cüler başlasın. Böyle daha kolay olur. Fenerbahçe yönetimi bekleneni gerçekleştirdi. Stadyumun isminin Atatürk Stadyumu olması için gerekli yetkiyi aldı. E, yapılan oylama sonucunda stadyum ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra stadyum ismi resmileşecek arkadaşlar. Şunu soracaksınız hocam stat bizim değil mi ya? ya biz yapmadık mı bizim değil mi? Arkadaşlar bir söz aldık. Devlet yetkililerinden bu sözde tutacaklardır. Söz şu şekildeydi. Siz stadyumu yaptınız. Tapusunu size vereceğiz diye ama tapu bizim dahi olsa üst kullanım hakkı Gençlik Spor Müdürlüğü'nün olur. Çünkü Oraya polis atanacak, oraya görevli atanacak. Yani stat bizim olsa bile ismine değişmesi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından şey yapılır. Gençlik Spor İl Müdürlüğü de maçlarda ilgilenir. Ülkemize, camiamıza hayırlı olsun. Hocam Şükrü Saraçoğlu'na düşman mıydık? Hocam Şükrü Saraçoğlu Atatürk'ü öldürmüş. Doğru mu? Ya Şükrü Saraçoğlu Atatürk'ü öldürmüş diye bir soru gelmesi. Yani beyinsizliğin <laughs> son hali. Ya Atatürk'e dair o dönem bir şey davada yargılanıyor. Atatürk'e suikast davasında yargılanıyor ama hiçbir şey çıkmıyor. Beraat ediyor arkadaşlar. Yani bunu anlamayacak bir zeka kapasiteniz yoktur diye düşünüyorum. Şimdi düşünsene mesela ülkemizde nice insanlar var nelerle yargılandı. Şey çıkmadı. Demek ki doğru değil demenizi beklerim. Ha şunu da söyleyeyim. Efsane Başkan Şükrü Saraçoğlu aslen Trabzonlu biliyor musunuz? Akçabatlı. Yani bizim Efsane başkanımızın Trabzonlu olması aslında güzel bir olay. Hani bu iki camiayı kanlı bıçaklı gösterenler var. Ben şahsım adına söyleyeyim. Özellikle şu 6 Şubat depreminden sonra o bir muhtarın çıkıp da bugün ben de Fenerbahçeliyim demesi bendeki bütün öfkeyi bitirdi. Ya bendeki bütün kini, bütün şey, her şeyi bitirdi ya. Her şeyi bitirdi. Trabzonlarda keşke o gün çıkıp diyelim ki ulan hakikaten biz de bugün Fenerbahçeliyiz. Yeter lan. Yeter. 2010-2011'de birileri kum paskortu. Bizim işimize geliyordu. Biz şampiyon olsak şöyle olurdu, böyle olurdu. Yeter lan. Biz de artık davayı gütmüyoruz bitecek iş. Ama gel anlat. Mesela Cemil Turan Fenerbahçe şey Trabzonludur. Ömer Temelli Trabzonludur mesela. Bizim böyle çok şeyimiz var. Hocam peki stadyumun isim hakkı Atatürk olunca reklamda sıkıntı olmayacak mı? Mesela tüpraşı koysan tüpraş Atatürk stadyumu nasıl olur? Atatürk Ülker, Ülker Atatürk Stadyumu mesela nasıl olur? Bence Ülker Atatürk Stadyumu güzel olur. Ülker Atatürk Stadyumu bak. Kulağa da hoş geliyor. Ülker Atatürk Stadyumu. Hocam ikide bir de niye Ülker Atatürk Stadyumu diyorsun? Ülker Atatürk Stadyumu bak. Çok hoş bir isim. Ali Koç muhtelif görüşler oldu. Stadımıza nasıl sponsor olacak sorular oldu. İçiniz rahat olsun biz her şeyi düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında atasına sıkı sıkıya bağlı olan atasının sempatisini ve övgüsünü kazanmış. Fenerbahçe'nin mabedinin Atatürk ismini taşımasının Uygun olacağını düşünerek Sizlerin onayına Getirdik Saraçoğlu ailesini ziyaret etmek istedik O kadar nazikler ki Siz gelmeyin Biz size geliriz dediler Geldiler Konuştuk bir saat geçti Bir türlü konuya giremedik En sonunda esas konumuza gelelim dediğimde o konuya girmenize gerek bile yok Gerekeni yapın lütfen dediler diyor ee, Bu da böyle bilinen ee, Atatürk Ülker Stadyumu nasıl? Güzel isim değil mi ya? Tabii sevgili Murat Ülker ne derse. Ali Koç diyor ki Murat Ülker'le görüştük. O da Atatürk ismine sıcak baktı. Bakın burası önemli. Sponsor için de kendi aramızda konuştuk. İçiniz lütfen rahat olsun. Şimdi bir rahatlama geldi. Oktay Uludoğan. Oktay! Ne haber lan? Neredesin lan? Oktay buralardaysan bir ses ver. Oktay. Sevgili kardeşim Oktay Uludoğan. Yine gündeme damgasını vurmuş ama ben işlerim vardı. izleyemedim. TPP'ye söylüyorum. Hemen 28 şampiyonluğumuzu versin. Öyle kurulla vurulla uğraştırmasınlar bizi. Fazla vaktim de yok. Düğüne gideceğim. O yüzden daha sonra detaylı gireceğim bu konulara demiş. Oktay kimin düğününe gidiyorsa o düğün Türkiye'nin en büyük düğünüdür. Oktay'ın Oktay gittiği düğün. adresini alın Gidiyoruz. Biz de gidiyoruz düğüne. Yürüyün. Yürüyün Seferoğulları. <laughs> düğüne gidiyoruz. Oktay kongre mi önemli? Düğün mü önemli? Sen mi evleniyorsun Oktay yoksa? Kongreyi bırakıp düğüne mi gidiyor? Oktay? Ah Oktay ah. Ah Oktay ah. Allah a rahmet eylesin Oktay'ın da babası ve annesi mekanları cennet olsun inşallah. Çok kıymetli insanlardı ama e, yakın zamanda kaybettik. Bilginiz olsun arkadaşlar. ya e, bir kez daha buradan ruhlarına bir hediye gönderelim istedim. Sevgili Hakan Hanoğlu abimiz Hakan abi dedi biz çok iyiydik. Münakaşamız, münasebetimiz çok iyiydi. Herhangi bir sıkıntımız da yok ama beni takipten vazgeçmiş. Sercan Amzoğlu da beni takipten vazgeçmiş. Lan ben ne yapıyorum size arkadaş? Efendi efendi kendi çapında bir şeyler paylaşıyorum. Neyse canları sağ olsun da gerisi mühim değil. Hakan abinin önerisi kabul edilmiş. Nihat Özdemir bir daha Fenerbahçe üyesi olamayacak. Haşırt the Blackbird. Gerçi onun için çok önemi yok. Hani Nihat Özdemir için Fenerbahçe'nin hiçbir önemi yok. Onun için ihale olsun. Ne bileyim liman işletmeciliği olsun. Hani o daha önemli gibi. Yani Fenerbahçe sizin benim için önemli. Şimdi bir üye Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti. Ceketini çıkarttı mı bir daha yani geri dönemeyecek bu kural oldu. TFF'deyken hakkımızın nasıl yediği ortada demiş. Hakan abi diyor ki Fenerbahçe üyeliğinden bir kişi istifa etti. Ceketini çıkaran o arkadaş TFF'deyken hakkımızın nasıl yediği ortada. Onu bir daha aramızda görmek istemiyorum demiş. Biz de, de istemiyoruz. Arkadaşlar bir soru var. Aslında bu soruyu hiçbiriniz sormadınız. Hocam ben olsam sizin yerinize sorarım. Hocam Vefa Küçük niye yönetti? Uğur Dündar'ın bir rahatsızlığı mı var? diye muhtemelen öyle düşündünüz. Sonradan Uğur Dündar konuşunca da ulan madem iyiydi bu niye yönetmedi dediniz. Uğur Dündar geçen kongrede istifa etti. İstifasını geri aldı. Ama bu yasal değil istifa etmişsin de bu karara tabi olur. Bu önemli tüzük kongresinin ileride iptal edilme durumu olmasın diye vefa küçük yönetmiş. Ali Koç bu kongredeki hukuki bir sorun olmasın iste diye bu kararı yapmış. Yani kıvrak zekasını konuşturmuş. Sevgili Erdin'in haberi bu da. Zekice bir şey. Günün en güzel olaylarından bir tanesi Eda Erdem'in heykelinin dikilecek olması. Türkiye'de ilk defa bir kadın sporcunun heykeli dikilecek. Yani Hoş bir olay. Eda Erdem. İyi ki Fenerbahçeliyim. İyi ki Fenerbahçeliyim diyerek bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Allah'a cevap şanlı Türk bayrağı. Bir karar daha var. Ali Koç güç zehirlenmesinin önüne geçebilmek için başkanlık görevinin en fazla 4 dönem toplam 12 yıl olarak yapılmasını kararlaştırdık. Aklınıza şu gel gelmesi lazım. Hocam işte Aziz Yıldırım tekrar başkan adayı olamasın diye değil mi bu? Yok arkadaşlar bu onunla alakalı değil. Bu kendi içinde geçerli. Başkaları içinde geçerli. Ama bugün geçen ee, kurallardan sonra yani bugün geçen şeylerden sonra artık kulüpler <laughs> satılabilecekler. Dernekler esasına çıktı. Bu arada Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul toplantımızın sonunda tüm kongre üyelerine Feneryum hediye paketleri verilmiş. Paketlerde ne çıktı? Ne çıkmış bakalım. Ee, bir tane Bumpty, bir tane Jibon, bir tane Snickers, bir tane Baskıt Faravla, bir tane Doritos Pancho. Uh, thank you. Bunlar çıkmış. <laughs> Thank you. Şimdi Türk Milli Takımı Cengiz Ünder'in 90 dakika, İsmail Yüksek'in 61 dakika, he hey, hey, hocam Trabzon'un plaka kodu. 61 dakika İrfancan Kahveci ve Mert Müldür'ün 29 dakika oyunda kaldığı mücadelede Eskişehir'de 1-1 bir, bir berabere kaldı. Stefan Kurs yönetimindeki milli takıma milli takım teknik direktörü Stefan Kuntsa gelmiş e, şeye e, Hamit Altın Topa vesaire epey millet saydı ve arkadaşlar Stefan Kuntz döneminin bitmesi gerekiyordu. Bendeki verilere göre bitti. Abdullah Avcı geldi. Fenerbahçe taraftarı değil. Tüm Türk Türkiye Amili <laughs> futbol takımı taraftarlarının ve <laughs> e, yani Herkesin tepkisi diyeyim arkadaşlar. Herkesin tepkisi sonucunda bu karar alındı. Aa, milli takım için ideal bir isim vardı aslında. Aslında Aykut Kocaman biçilmiş kaftanda. En azından denenmişi denememek adına ama o da yorulmuştur. Türkiye U21 Bartu Elmaz'ın 82 dakika oyunda kaldığı mücadelede İrlanda U21 e 3 2 mağlup olmuş. Ya dünyadaki takımlar uçup gidiyor arkadaşlar. Biz de nerelerin peşindeyiz. Şimdi transfere gelelim. Eşek Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer için uğraş verdiği Rade Kurunic içi için devreye girmiş. Güzel. Çok güzel. Şu anda transferde önceliği Pereira'ymış. Her ihtimali düşünüyormuş. Beştaş Kurunic'i de listede tutuyormuş. Vallahi güzel tıklama aldırır bu. Şimdi bizim ta Türk taraftarlarında şey var. Transfer çalımı attık. Aha Fener'in elinden oyuncu aldık falan. Bu zeka maalesef alışılabilir seviyede bir zeka. İstediğini alsınlar. Buna bir mahsur yok. Ben Fenerbahçe'de Miguel Crespo sözleşme uzatılıp Pendik Spor'a kiralık vermeyi düşünüyor demiş. Asla böyle bir şey yok. Pendik'e satarız. Mijicu'yu 3'e aldılarsa Crespo'yu da 7'ye 8'e alırlar arkadaşlar. Vardır para. Yani vardır diye düşünüyorum. 3 milyon euroyu onu alıyorsa Crespo'yu da 8 onu e alır. Çünkü 8'e daha geçen gün istenildi. Zeki Müren'in hayatı film oluyor. Tarkan role hayır dedi. Zeki Müren rolünü kime oynattırın biliyor musunuz? Ben size bir isim söyleyeyim. Çağlar Çorumlu'yu oynattırın. Biçilmiş kaftan. O film kişi rekoru kadar. Ben size söyleyeyim eğer öneri istiyorsanız. Eğer böyle bir film çekeceksiniz. Ama bıktak artık millet sıkıldı. Bir Crespo'nun sözleşme uzatılacak. Temsilcisi de Türkiye'ye geldi sanırım. Sevgili Reşat Can Özbudan haberi var. Ee, bu şekilde bir haber vermiş. Görüşme olacak diye ama Türkiye'ye geldi diye biliyorum. Sözleşme uzatılacak. Hocam 6 gelmeyecek değil mi? Arkadaşlar bakın. Hepinize söylüyorum. Bir kez daha sordum. Dedim ki bak 6 gelmeyecekse ben küfür bile ederim. Et ulan dediler. Taraftar ederdim. Et ulan dediler. Kesinlikle bir 6 numara alınacak. Çalışmalar sürüyor. Planlama yapıldı. Hem de müthiş bir 6 alarak transfer kapatılacak dediler. Bakın bir de son dakika şeyini vereyim. tekrar söylüyorum. Kesinlikle bir altı numara alınacak ve taraftarı göndü ve tetilecek denildi bana. Şimdi bir haber yapmış Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Galatasaray'ı çıldırtacak. Verratti demiş. Altı numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Marco Verratti'nin önerildiği yazıldı. Önerildiği. PSG'de Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği şampiyonlar ligi listesine dahil edilmeyen Verratti konusunda flash bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden İtalyan futbolcunun Fenerbahçe'ye önerileceği öğrenildi. Kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen deneyimli futbolcuyla ilgilenen diğer bir kulübün Katar'dan Al Arabi olduğu belirtildi. Ben bendeki duyumlar vasıtasıyla söylüyorum. Al Arabi 45-50 milyon euroluk bonservis önerdi. Biz de 15 önerdik. Kafayı çalıştırın. Biz satın alma opsiyonu kiralık 15 önerdik bu arada. Kafayı çalıştırın. Beyninizi harekete geçirin. Bir tarafta 45-50'yi peşin veren bir kulüp var. Öbür tarafta 15 veren gariban bir kulüp var. Ve siz Paris Saint Germain'siniz. Yani Türk düşmanısınız. Açık ve net Türkleri sevmezsiniz. Yani düşmanısınız değil mi? Sevmezsiniz. Ya ben ihtimal vermiyorum. Ama deseniz ki hocam Paris etki ve raddi geldi. Ne değişir? Şura değişir. Şura değişir. Şura da değişir. Paris Saint-Germain forması 416 maç 11 gol 61 asist. Hocam yine 61 dedim. Trabzon'un plaka kodu sen Trabzon'a buradan. Verratti Fransa'da 9 lig, 6 kupa, 6 lig kupası şampiyonluğu yaşamış. Euro 2020'de İtalya ile birincilik kürsüsüne çıkmış. Vallahi arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak, kanal büyür, büyümez. Ben onu bilemem. Rabbim nasip eder etmez. Cenab-ı Allah'ın bileceği hiç. Ben ona bir şey diyemem. Ama benim bileceğim bir şey var ki ben Allah'tan korkarak size haber sunuyorum. Yani benim burada amacım kanalı büyütmek şu bu. Tabii ki de bu ana hedef ama kanal büyüteceğim diye saçma sapan işler yapmıyorum. Katar ekibi Al Arabi hem Veratti'yi hem de Draxler'i kadrosuna katmak üzere. Hani keşke olmasa, keşke iptal olsa. Hatta bir şey söyleyeyim mi bak. Veratti gelse hani lan gelmiyordu diye alay etseniz yemin ediyorum ya zoruma gitmez. Ha demem ki ulan kimse konuşmuyorken ben konuştum. Ben süreci anlattım. Bak şimdi görüyor musun? Millet beni rezil ediyor demem. Yeter ki gelsin. Çağatlıdır. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında Veratti dışında iki tane daha adayı var. Birincisi Scott McTominay. Aslında isim çok güzel bak. Mesela arkadaşınıza küfür edeceksin. Gel lan buraya senin bilmem Hayır. Gel buraya arkadaşım. Efendim senin ben Scott McTominay dedim mesela. Bana ne kadar güzel bak. Küfür hükmüne geçiyor. Mesela arkadaşını öveceksin. İşte 50 metreden basket attı. o potadan girdi. o Scott McTominay falan bak. Her duruma uyan bir isim. Süper. Ya süper bir şey. Altın var araçlarını sürdüren Fenerbahçe Scott McTominay'i gündemini aldı. Tez getiren transferlere imza bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler 6 numaraya çevrildi. Dolayısıyla Manchester United'tan McTominay gündemine geldi Fenerbahçe'nin. Onun öyle bir isim ki küfür etsen ediliyor. Övsen övülüyor. Sövsen sövülüyor. İsim dediğim böyle olur. Ne öyle? Bizdekine Hasan Ali Kaldırım. Bizdekine Mert Hakan Yandaş. Adamlara bak. Sketmek McTominay falan. Herifler isim koyma konusunda bir numara ya. Glasgow Rangers. Queen's Park Rangers. Bizdeki ne? Galatasaray. Ya isimlendirmenin şeyine bakın ya. Alanlar ne kadar naif, kibar isim. bizik bizdekilere bak. Hedef kiralık alınması demiş. Bakın. Mustafa Hoca söyler birkaç gün sonra medyaya düşer. Sonra derler ki sen medyadan alıyorsun. Ben medyadakileri konuşuyorum. Kabul. Doğru. Ama siz de vicdanınıza, elinizi vicdanınıza götürün. Deyin ki, lan doğru medyadakileri konuşacağım. ama medyada bu adamdan alıyor desenize biraz da. Vicdansızlar. Şimdi medya ne diyor? Bak Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu ön libero merkez orta ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor. Saha yani etkin şekilde kullanan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan McTominay'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. Ayrıca United'ın oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçtiği belirlendi. Oyuncu son verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor. 27 gol katkısı sundu. Geçen sezon Manchester United'ta 39 karşılaşmada forma giydi, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Ada ekibinin altyapısından yetişen 1.91 boyundaki futbolcu bu sezon 2 maçta sadece 7 dakika süre alabildi. İskoç oyuncunun da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor. McDominay şu ana kadar Manchester United'da toplam 241 maça çıkarken 22 gol 5'te asist üretti. Şimdi açık, net, korkusuz söylüyorum. Ücretsiz kiralayalım. Beğenirsek 12'ye alalım. 12'yi de 4 taksitte 3'er 3'er ödeyalım dedik Manchester United'da. Manchester'da bize şöyle elini tuttu. Parmak yani bize elini şey yaptı. Dedi ki yok dedi. Yani Manchester United yok dedi. Ben direkt satıyorum. 15 milyon euro verin alın dedi. Biz dedik ki ücretsiz kiralayalım. Oynatalım. Hatta oynatma garantisiyle alalım. Görüşmeler sürüyor. Manchester'la da işte dışta olduk. Onu al, bunu gönder. Kardeşim helikopter falan pat pat diye alıp götürüyoruz ediyoruz. Yani ben olmaz demem. Sosyal medyaya bakıyorum, McTominay gömüyorlar. Ulan mağara mı yaşıyorsunuz. Kaptan mağara adamı mısınız? Ne bileyim, Tazmanya canavarı yan komşunuz mu? Ya siz nesiniz ya? Ya hakikaten siz nesiniz ya? Hani bir lafa bakarım, laf mı bir söyleyene bakarım, adam mı diye demek istemiyorum. Çok ağır bir teşbih olur ama 25 milyon euro piyasa değeri var. Adam Premier Lig'de yaşı genç 26 kütürük eriği gibi stop şey ön libero. Sen diyorsun ki daha ileri gelmesi lazım. Yoksa kulübe tepki gösteririm. Ulan daha iyisi ne yani? Ben de Verratti isterim. Onu da en fikiriz. Ama Verratti olmasa McTominay olursa ben ona da kabulüm. Düşünsene bak. Arkadaşlar yayını beğenmeyen Scott McTominay olsun. Bak. Ulan beğensem mi beğenmesem mi beğenmezsem Tomine olacağım. Bu ne demek istedin lan diye beğenir mesela insan bak. Değişik duygulara insanı değişik duygulara sürüklüyor mesela. Bir derbi gol attım düşünsene mesela spikerin Scott tomine diye böyle yarım saat uzattığını. Böyle bir topçu. Valla ben yönetimin verdiği duyumu söylüyorum. Bir şey olursa yönetime saydırırsınız. Bana yüzde yüz altı numara alınacak. Dediler bu şartlarda Crespo gider. Çünkü 14 yabancı kuralı uyulması lazım. bizim mevcut yabancı sayısında bende mi bir sıkıntı var? Hani ben mi sayamıyorum acaba? Bir kez daha sayayım. Son haberi de vereyim öyle sayayım. Fabrizio Diaz. Arkadaşlar Diaz bu da listemizde olan isimlerden biri. Bakın, Şimanski bize niye geldi biliyor musunuz? Arda Güler'den dolayı geldi. Bunlar Arda'yı parlattı, Real Madrid'e sattı, zorlukta çıkarmadı diye. Aynı şeyden. Aynı şeyden. Şimdi Odaklanmanızı istiyorum. Fenerbahçe transfer markette -1.36 milyon euro gözüküyor. Yanlış. Bu yanlış. Bu yanlış bir bilgi. Tamam biz bon bonserviste aldık ama gönderdiğimiz oyuncuların bonusları var. Artık gönderebileceğimiz oyuncular var. Bilginiz olsun. Şimdi hocam McTominay bana mantıklı geldi. Niye? Bir -1.36 bedavaya kiralasak bu sene para vermemiş olacağız otomatikman önümüze eksen alacağız. O zamana kadar da bir sürü kişiyi satarız zaten diyebilirsiniz. Yabancıları sayalım. Livakovic 1. Bekao 2. Ciku 3. Luan Perez yedekte dursun. Çünkü onu donduracağız. 3. Omar Fayet yedekte dursun. Gönderme imkanı var. 3. Osterwolde 4. Osai Samuel 5. Fred 6. Crespo 7. Zayt 8. Jorginho'yu saymıyorum. Onu kiralık göndereceğiz. Chimanski 9. Lincoln'i saymıyorum bak. Lincoln, Perez, e, saymadım. 9 mu oldu? Kent 10, Tadic 11, Batshuayi 12, Joshua King 13, Edin Dzeko 14. Anladınız mı? Bir daha sayalım. Divakovic 1, BKO 2, Ciku 3. Osterwolde 4, Osayi 5. Fred 6, Crespo 7, Zayt 8. Ee, Şimanski 9, Kent 10, Tadic 11, Batşuay 12, Ashuking 13 ve Edinceko 14. Luan Perez dondurulur ya da gönderilir. Ayet kiralanır. Lincoln zaten malum. aklımızda. hayırlısı olsun. Azizallah. Ben aktaracaklarımı aktardım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada Kulavcı Riva'da görüşmede falan diye bilgiler geliyor. Valla ben olsam Aykut Kocaman'ı getirirdim açıkçası. Ama Aykut Kocaman da bu işi yapmaz. Ersun Yanal desen olmaz. E, Fatih Terim. Keşke Fatih Terim gelse Galatasaray'dan 8 tane futbolcu alır. Ne güzel. Belki milli takımda falan sakatlanır da yolumuz açılır. Şuna bakmayın arkadaşlar. Yani içimdekini direkt söylüyorum. Öyle lafını sakınma şeyi yok. Ama yine sanmıyorum. Abdullah Avcı ne olacak? Bakalım arkadaşlar. Ee, Hakkımızda hayırlısı olsun ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler. Hadi sabaha 41.500 yapalım. Pazar sabahına mutlu uyanalım. Yapabilirsiniz. Konyalılar özellikle sizi bekliyorum. Görüşmek üzere.